Metro röportajın arkadaşlar bir nolu VTR Ahmet'le yapılan bir gelsin ekranlara. Herkes susacak. Bakkalın oğlu Ahmet konuşacak. Yasin kaybolduğunda köydeydim. Normalde nerede çalışıyorsun? Hocam Konya'da çalışıyordum ben. Pastanede. Simit poğaça yapılan bir yerde çalışıyordum. Tamam. Olaydan 3-4 gün öncesi biz mevsimlik işçi olarak bahçeye gidiyoruz. O yüzden bana telefon geldi. Her zaman giderdim. Ben kışın boş kalmayayım diye gidip de çalıştım o pastanede yani. Boş kalmayalım, köy yürü geçim için. Ondan sonra bir telefon geldi. Ahmet, her sene gittiğimiz adamdan. Ahmet, eriğe gideceğiz dediler. Erik toplamaya. Erik mevsimiydi yani Nisan ayı. Tamam. Ne zaman gideceğiz abi dedim. 3-5 gün sonra, geçmiş gün hatırlamıyorum yani. Ama gitmemize o günden 5-6 gün vardı. Tamam abi dedim. Babam aradım. Baba ben eriğe gideceğim. Babam da dedi tamam oğlum dedi. Sabah oldu. Babam beni aradı. Kasım Konya'daymış oğlum. Eski Karaca gitsen dedi. Eski Aracı'dan Kasım abinle görüşün gel köye dedi. Kaç gibi geldin köye? Öğleden önce miydi? Sonra mıydı? Senin geldiğinde baban evde miydi? Babam evdeydi. Kasım babamla görüştük. Oradan bindik geldik arabaya köye. Kasım abi beni indirdi. Babamla görüştü. Biraz oturduk burada. Orasını tam hatırlamıyorum ama. Ondan sonra babamla görüştükten, annemle görüştükten sonra bir saat aralanmıştır, aralamamıştır. Ben şeye gittim, yukarı harmanda, eskiden halı saha yoktu köyümüzde. Yukarı harmanda geniş bir boşluk var, orada top oynamaya gitmiştim. Arkadaşlarla, 5-6 arkadaşla, 10 arkadaşla. O arada ben top oynarken saat 6 mı 7 mi, Yavuz Şahin traktörüyle, şimdiki traktörüyle geldi oraya. Ben Ahmet'le karşılaşmadım dediği konuyu aydınlatmaya çalışıyorum. Yavuz Şahin geldi oraya. Ben kaledeydim. O yüzden ben cevap verdim diyorum. Ben kaledeydim. Oraya gelmiş olabilir mi diye gelmiş yani Yavuz Şahin. Geldi. Benim Yasin'i gördünüz mü burada dedi. Biz de görmedik abi hayır mı dedi. Hiçbir şey demeden geriye son gazla köye doğru geldi. Zaten 10 dakika 15 dakika araladı aralamadı. Muhtar camide anons yaptı. Peki sen o gün hiç Yasin'i gördün mü gün içerisinde? Ben kesinlikle Yasin'i görmedim. Diyorlar ya öncesi Ahmet bakkala bakar mıydı? Zaten ben şu an 22 yaşındayım. O zamanlar 6 yıl önce 16 yaşındaydım hocam. O zamanlar ben bakkala da bakmıyordum. Hanımı diyor ya Ahmet'i de bilirdi, babasını da bilirdi, annesini de bilirdi diye. Ben Yasin'le öyle hiç karşı karşıya gelmedim. İsim olarak bilirdim Yavuz'un Yasin diye yani çocuğu. Yani Yasin gel buraya işte. Hiç aramızda öyle bir diyalog hiç geçmedi. Baba tütün almaya gönderiyormuş, parayı veriyormuş, geliyormuş buradan bakkaldan tütün alıyormuş. Ama ben işte o yaşlarda devirdim o zaman. Yani diyorum. Hiç bakkala, sen bakkalda o zaman o şimdi bakıyorum ben bakkala. Askere gitmeden bir yıl önce ve şimdi bakıyorum bakkala. Hangimiz denk geldi? Babam değil. Babam kimse diyemez bakkala geldim de bana biz olmadığımız bir an kahvedeyken bir kişi gelirse s**abiri. Çok onun fiyatını bile bilmez yani buradan. Ama bana gelip de Yasin Şahin veyahut da onlardan kimse o zaman da ben bakkaldan alışveriş yaptıklarını bilmiyorum. Diğer çocuklarını şimdi tanıyorum. Akile ile makbul olduğunu isimlerini biliyorum. Allah şahidim olsun ki hangisi Akile hangisi makbule onu bilmiyorum hocam. Küçükleri var onu tanıyoruz. Onu da hiç görmedik. Çocuklar gitmiyor muydu Yasin gidiyor mu? Onu da işte diyorum ya. Gelmedi diyor bilmiyorum diyor. Eşi biliyordu Ahmet. Ama bu görüyordu görmezdi ben bilmem. Ama Yasin giderdi. Alır gelirdi. Alır gelirdi yani. Peki Mehmet Bey duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum hocam. Mehmet Bey bir şey söyleyeceğim Mehmet hocam. Şimdi siz sonuçta çekinecek bir şeyim yok deyip röportaj vermişsiniz. Evet. Niye 4,5 yıl? Verdim hocam. Çocuğumun arkasındayım. Tamam çocuğunun da arkasında ol da. Ama ben şu, ya ben seni bir canlı yayında göreyim rahat rahat sorularımı sorayım. Bu iş telefonla olmuyor ki. Gözünü seveyim. Hiçbir bak bir şey söyleyeceğim. Şevikler Celal geldi burada bir hafta bütün sorulara açık yanıt verdi. Senin konuşmak istemediğin meseleyi ben sormayacağım. Evet. Konuyla alakası olmadığını şu an için düşündüğüm için sormayacağım. Ama gözünü seveyim. Sen de gelip burada bildiğin hiçbir şekilde olayla ilgin yoksa gel burada her şeyi anlat. Ya da oradan bak muhtar bey nasıl bağlanıyor? Muhtar bey gibi bağlan ya. Muhtar gibi bağlan Mehmet Allah Bey. Niye Allah. Bağlanmadınız ben anlamadım. Gayet güzel konuştuk sizle biz orada değil mi? Şundan bundan hiçbir şeyden çekinmiyorum. Tamam o zaman. Ben sizi yarın o zaman canlı yayına bekliyorum. Açık beyan konuşuyorum hocam. Biliyorum. Mehmet Bey. Onu demiyoruz bak. Didem Hanım da onu demiyor.
Az önce muhtar bağlandı ya canlı yayına böyle görüntülü. Ya da buraya gelin. Daha bak, samimi oluyor. Ya da buraya gelin, buyurun, Celal, davet edelim. Celal bir hafta boyunca burada geldi. Evet, gelin, konuştum. Misafirimiz olun burada. Ben geleceğinden gideceğinden kimsenin bir şeyini bilmiyorum. Ben bağlanmak istemiyorum. Bana ne diye sorarsanız sorun. Yavuz da orada, ben de buradayım. Sorun bana tehdit etti mi diye. Ben asla kimseye tehdit etmedim. Söyle. Tesis etti mi diyor. Bana bak dedim ya size, dedim abla. Benim mesajıma geleceğin o köyde nasıl gezeceksin diye mesaj attı. E bu ne o zaman Mehmet Bey, tesis? Hocam bugün karakola gittim. Ben o mesajların dekomanını karakol komutanımıza ifade olarak verdim. Ben suç duyurusunda bile bulunmadım şu anda. O mesaj duruyor mu sende? Bende duruyor dedim. Gösterir misin bana? Hocam okuyabilirsin. Gel gel. Gel yanıma. Gel, ben iz bakacağım o mesaja ya. Okuyacağım bak o mesajı. Hocam, bak. Mehmet Bey, hocam. Ben onu okuyacağım. Şimdi gele, o onu bulurken Yavuz, ben senin oğlunu merak ediyorum. Şimdi oğlun senin ifadende diyor ki ben o gün diyor Belkuyu'daydım diyor. Şimdi de diyor ki ben diyor aslında belli bir saatten sonra geldim diyor. Burada bir dakikanın bile önemi varken sonuçta, yani Allah'a şükür sağlıklı insanlarsınız. Her şeyi hatırlıyorsunuz. Bu kadar çok küçük detayı hatırlamayan bilirsiniz ama sonuçta orada mısın? Ne zaman geldin, gittin, bunu hatırlarsın. Çocuk da o zaman 17 yaşında falan. Buldun mu? Buldum dedim abla da şey, hep birbirine karışık. Bilmiyorum okuyabilir misiniz? Ayrı. Gözlüğümü de taktım yani. Heh, şu üstteki. Bir dakika. Şu. Ha, Yavuz diyor. Gelince diyor. Ha, şunu söylüyor. Gelince diyor kızımla alakalı diyor. Nasıl köyde gezeceğim diyor. Kızından bahsediyor değil mi? Bak ben okusana. Ha, oku bakayım. Yavuz gelinim ve kızım ne alaka? Nasıl sen köyde gezeceksin yazmış. Gelinim ve kızım ne alaka? Ama ben onun gelinini kızını karıştırmadım Didem abla bak. Hayır Mehmet Bey, biz soruları biz soruyoruz. O söylemedi. Gelin kız meselesini biz bir haber, ya yani kızınızla ilgili iddiayı biz bir haber kaynağımızdan öğrendik. Bu bir, duyuyor musunuz? Biz bunu bize Yavuz söylemedi. Yavuz zaten bu tür, bizim bunu sorma nedenimiz de şuydu Mehmet Bey. Sizin aileyle olan samimiyetinizi bir anlamaya çalışıyoruz. Bir husumet var mı yok mu onu anlamaya çalışıyoruz. Gelin meselesi de size söz verdiğim için o konuya girmeyeceğim. Ama o meseleyle ilgili olarak acaba o yaşananlardan dolayı çok fazla bir şey söylemiyorum. Acaba sizin oğlunuz çocuğa bir şey yapmış olabilir mi diye o yüzden gelin meselesini biz konuştuk. Gelin meselesini yine bize, duyuyor musunuz Mehmet Bey? Duyuyor musunuz? Duyuyorum hocam. Ha, gelin meselesini de biz orada biz yetkililerden öğrendik. Tamam hocam, yetkililerden söyledim zaten. Mahkemeye gittik. Söyledim ben, söyledim. Konumuz o bizim. Bizim tamam, ben de şu anda bak, ben de şu anda hatta biz bazı şeyler çok, bizde çok önemli bilgiler var gelin meselesiyle ilgili olarak. Evet, şu hocam, an için bak var. Yani şimdi o konuya konuyla alakası olmadığını düşündüğümüz için şimdi girmiyoruz. O bak, onların şimdi, sorunu Didem abla. Ben... Ama abi, bir şey söyleyeceğim. Yavuz'la alakası, pardon Yasin'le alakası olduğunu düşündüğüm her an ben o konuyu açarım. Şimdi değil. Bak şimdi yapmayacağım. Bir o konuyu bir araştırıyorum ben o konuyu şimdi. O konunun Yasin'in kaybolmasıyla bir alakası olduğunu yetkililerden öyle ya da böyle bildiğim andan itibaren beni durduramazsın. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Sana da söz verdiğimiz için, o meseleye mahreminiz olduğu için girmiyorum. Aranızda bir hukuki süreç söz konusu olduğu için. Şimdi gelelim senin oğluna. Senin oğlun o gün köyde miydi? Saat kaçta geldi? Mehmet Bey. Bak Konya'dan o gün Kasım Çelik'in arabasıyla benim oğlum geldi. Kaçta? Ama 11, ama 12. Ha, onun gündüz. Saatini bilmiyorum. Gündüz geldi. Gündüz geldi. O gün kayıp oldu, o gün geldi. 3 gün sonra adamı, 4 gün sonra adamı karakola ifade verdi. Ben mevsimlik işçiye eriye edeceğim dedi benim oğlum. Ondan sonra karakol izin verdi gitti. Peki. Sorabilirsin. Yavuz arkadaşlar da zor. Koydu herkese sorabilirsin. Benim doğru değil mi? Bak da aparatı da bağırdılar o dönemde, işte köy dışına çıkacak olanlar muhtarlığa ismini yazdırsınlar ama dediler. Ama bir şey söyleyeceğim, senin çocuğun o gün diyor ki ifadesinde ben bütün gün Belkuyu'daydım diyor. Niye böyle bir şey söylüyor o zaman? Hocam zaten benim oğlum o gün geldi, o gün. Bak çocuk kaybolmadan, kaybolmadı daha, anos manos edilmedi. O gün geldi benim oğlum. Ahmet bir yerde de yanılıyor Didem abla. Ben o dediği yok ararman dediği yerde... Ben orada durdum, sordumsa da ya hatırlamıyorum bak. Belki de tamam, sormuşumdur. Oğlum da diyor zaten. Ama, oğlum da diyor. Ama ben Şahin'in evine vardım çocuğu sormaya. Şahin'in oradan Ercan'ı aradım ben bak. Ben oradan geri dönmedim bak.
Doğru Şahin'in evine çıktım yukarıya. Peki Mehmet Bey, gelelim şu bir ay önceki olaya. Şimdi gelin meselesini konuşmayacağım, söz. Tamam. Kızınızla ilgili meseleyi konuşmayacağım, söz. Ama bir, evet, ay, bir ay önceki, hatta kayıtlara da düşmüş olan şu taciz meselesini sormak zorundayım. Evet, şimdi bir ay önce sizin o zaman 8 yaşında olan kız çocuğuna sizin oğlunuz, yani bir ay derken Yasin kaybolmadan bir ay önce sizin oğlunuz Ahmet, evet, 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş. Hayır hocam. Bulunmuş. Hayır hocam, o bir iftiradır. O saat, o dedikleri günlerde benim oğlum çalışıyordu. Bakın ben izah ediyorum. Benim oğlum Konya'da çalışıyordu o şeylerde. O anlarda çalışıyordu. Unlu mamullerinde çalışıyordu. Bunu şahitlendirebiliriz. Her şeyini açığım ben. Bilin kızına kim olursa olsun. Böyle bir şey olamaz asla. Böyle bir şey. Konya'da çalışıyordu. Ne zamana kadar haberim oldu biliyor musun? Ne zaman haberiniz oldu? Bu Yavuz'un çocuğu çıkınca bu şey göründü. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Aile oldu. Sizden şikayetçi ol. Söyle Ümmü. Didem abla, evet. Yasin'den önce ve Yasin kaybolduğunda çıkmadı. Bu köyde konuşuldu. Hayır. Bak bilip bilmeden sen de konuşma. Bu Yasin'den sonra söylendi. Doğru söylüyor. Yani Ümmü duymuştur belki. Sen duymamışsın. Kadınlar duymuştur. Hayır Didem abla. Hayır, zaten istihbarat. Ümmü ne duydun? Ümmü ne duydun sen? Bir dakika durun. Mehmet Bey. Mehmet Bey bir saniye lütfen. O çocuğun babası kendi bizim evde anlattı mı kendini? Ne zamandı? Çocuk kaybolmadan, kaybolduktan sonra harman kaldırırken değil mi? Önceydi Ramazan abi geldiğinde uğrayandın, sen sana kimse diyivermedin. Tamam. Çocuktan sonra değil mi oğlum? Orasını ben hatırlamıyorum. Ne diye orasını hatırlattırıyor Didem abla sana, orayı hatırla. Peki ne kadar süre sonra öğrendin sen bunu, çocuğun babasından bunu duydun? Ben var ya emin ol Didem abla, 2 sene sonra filan duydum bak. Ben duyduğumu kesinlikle yalanlamam. Ama böyle bir şey olduğunu köyde duydunuz. 2 sene sonra duydum. Ama böyle bir şey olmaz. Tamam. Zamanı boş ver, zamanı unut. Duydum. Unut. Böyle bir şey olmaz. Ne konuşuluyordu köyde? İstihbarattan aynı böyle taciz ettiler diye duydum Didem abla. Ben görmedim bak. Bilmiyorum. Mehmet ama Bey duydum. Bak köyde konuşulmuş bu. Ben de duydum hocam. Bak, ama 3 sene, ama 4 sene sonra duydum. Ben ya gözünü seveyim Mehmet Bey. Senin çocuğun evet. Değil mi? Sen kendi çocuğunun ne yaptığını, ne ettiğini istihbarattan mı duydun? Aynen öyle oldu. Olacak öyle iş mi canım? O zaman çocuğun bak, ne yaptın ne ettin, senin haberin yok. Bak benim çocuğum o yapacak bir kafeste de değil. Polis komiserimiz de geldi yanımdaki. Yanımdaki oturan polis amcamız da sordu. Aynı neyse odur. Benim koyumda kime sorarsam sorsun çocuğum. Ya bak bir şey düzgün küfretme de. Bir şey, bak bir şey söyleyeceğim. Bak Mehmet bak. Bey, Mehmet Bey gelin meselesini bana açtırma. Bak gelin meselesini bana açtırma. Tamam mı? O konuyu sana söz verdiğim için şu anda söylemiyorum. Ama oradaki iddiaları göz önüne aldığımızda Ahmet o çocuğa öyle bir şeyler yapmış olabilir. Allah Allah ya. Senin çocuğun bunu yaptıysa sen o zaman çocuğuna göz kulak olamıyorsun Mehmet Bey. Oğluma vereyim mi? Telefon oğluma vereyim mi? Ne diyor anlamadım. Telefonu oğluma vereyim diyor. Ver oğlunu ya. Ver. Bak hocam şunu da söyle. Söyle öyle ver Ahmet'i. Söyle öyle ver. Ben Yavuz arkadaşımdan en ufak bir şimdiye kadar bir dostluğumuzdan veya aramalardan her şeylerden arkasında durdum. Duruyorum da şu anda yine duruyorum. Arkasında duruyorsan buraya gelirsin. Mertçe konuşursun kardeşim. Tamam mı? Arkasında duruyorsan o çocukla ilgili en ufak bir şekilde senin ya da şeyin oğlunun bir ilişkisi yoksa gelirsin burada babalar gibi böyle kameralara baka baka ben o çocuğa bir şey yapmadım. Ne alakası var dersin, ben de sana inanırım o zaman. Telefonun arkasına saklanmazsın, kusura bakma Mehmet Bey, yani verdik arayı.